Evet hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ilk bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bunu bir seri haline getireceğim ve çok uzun bir seri olacak. Buna bütün kalbinizi inanabilirsiniz. O zaman gelin sizlerle beraber başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada fark edenler olmuştu. Texture pack bayağı bir havalı texture pack yani öyle söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim hayatıma. Evet arkadaşlar 30 yıl süren bir odun toplama işleminden sonra hemen bunları normal oduna çeviriyorum. Tabii ki de bunu illa yapmamız gereken şeylerden birisi. Hemen çubukla arkadaşlar crafting table yaptım ve bir tane kazma yapacağım herkesin bildiği gibi. Bu kazma sayesinde güzel bir şekilde gelişeceğiz arkadaşlar da bakalım. Bu texture pack bayağı güzel bu arada. Ben açıkçası çok beğeniyorum. Eğer siz de bunu indirme linkini istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında isteyen birisi olduğu anda direkt bunun linkini paylaşacağım. Hiçbir şekilde koyuşturmanız olmasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane taş topladım. Bunlar da kazma, kılıç falan bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Bu zaten sizin de bildiğiniz gibi Minecraft'ın bir numara kurallarından birisi. Bunları yapmayan var mı aramızda ya? Bunu yapmayan birileri varsa kesinlikle sunucuya ya sonradan girmiştir arkadaşları onu atmıştır ya da noob'tur. Vay canına. Ama neyse biz noob değiliz arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya bu şekilde sıralama yaptım. Evet arkadaşlar biraz gezeceğim ben bu arada. Hani birkaç tane güzel bir şeyler bulabilirsek yemek falan olabilir. Çünkü gerçekten acıkacağız arkadaşlar. Hani yemek bulursak ya da köy. Ya bu köy kadar değerli bir şey var mı Minecraft'ta ya? Size samimi söylüyorum. Hani köy o kadar altın değerindeki bir şey ki. Köy mü lan bu? Aa. Köy buldum lan. Ya bir şey diyeyim. Şimdi %99 herkes şey diyecek. Sen köyün zaten orada olduğunu biliyordun. Oraya gittin diyecek. Haklısınız. Evet arkadaşlar bu kadar da açık sözlüyümdür size öyle söyleyeyim. Neyse gelin o zaman sizle beraber biraz köyü yağmalayalım. Ama bir şey diyeyim köy bayağı büyük ha. Harbiden diyorum köy bayağı büyük millet. Neyse biz illaki bir şeyler buluruz burada. Evet ilk sandığımı buldum. Güzel ekmek çıktı bu arada. Harbiden hiç fena değil. Neyse bunları alalım arkadaşlar. Onun dışında başka alacak da bir şey göremiyorum ben. Hocam hocam sandığınız var mı? Aa sandık. Oo buz parçası var. Onun dışında ekmek mekmek çıktı. Abi yanlış anladım. Özür dilerim abi. Vallahi yanlış anladım. Ben senin eşlerini çalmadım. Bir şey bunun altında bir şey mi çıkıyordu sanki bu evlerin altından? Emin değilim ama. Arkadaşlar bu evin içinden çıkmıyor muydu bu ya? Arkadaşlar yorumlarda bir söyleseniz de ben vallahi Minecraft cahili olarak yapabilecek pek bir şey yok ama siz bana açıklarsınız. Arkadaşlar en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Size samimi söyleyeyim en çok sevdiğim şey bu yani. Hem ışıklar çok güzel hem de kendi evime koyuyorum. Aa demir golem. Abicim nasılsın? Ben deyim teşekkürler sorman yeterli de. Abi neyse vuralım ondan sonra seni düşünürüz. Nasılsın abi? Ben deyim teşekkürler sorman yeterli. Abi seni şöyle alalım ya. Herhangi problem teşkil etmiyor herhalde değil mi burası? Aynen. Sıkıntı yok. Neyse şöyle bir iki kafasına vuracağım arkadaşlar ondan sonra demirine çökeceğiz. Ben hiç ölmeyecek zannettim bu arada. Hemen arkadaşlar şu odunları geri kırıyorum. Geri kırıyorum çünkü çok önemli. Tamam da ooo 5 tane demir çıkmış. Maksimum kaç tane çıkabiliyordu? Ben 6 diye biliyorum ama pek de emin değilim. Minecraft'la alakalı hiçbir şey bilmiyorum ama Minecraft videosu çekiyorum. Hadi oynat bakalım. Bu ne lan? Bu evin tasarımcısıyla görüşmek istiyorum. Beni bu adam buldun arkadaşlar. Ben bu adamla konuşmak istiyorum yani. Bir ev nasıl bu kadar kötü kullanılır? Ne kadar kötü dekor edilir? Hatta bir çalışma yapmış. Başarılı da olmuş. Buradan alkışlıyoruz arkadaşımızı. Yani neyse herhangi bir söz söylemek bana düşmez. Harbiden diyorum. Aa portal. Dur şu anda raporta alacağız. Neyse yapacak bir şey yok. Burada ne çıktı? Vay. Bağlama laneti yazıyor falan zannettim biliyor musunuz? Neyse sıkıntı yok. Bakalım. Neyse şuna girelim. Bu bağlama... Yani... Bu bağlama lanetiymiş arkadaşlar. Benim İngilizce seviyesi. Yani buradaki sözcüğü çeviremedim arkadaşlar. Bunun Türkçe karşılığı bağlama lanetiymiş. Ama benim güzel İngilizcem sayesinde bunu çeviremedim. Ben dedim ki ha tamam bağlanma laneti değil. Arkadaşlar bu nasıl çıkarılıyor? Ölmemiz mi gerekiyor illaki? Bunun bir taktiğini falan bilenler varsa yazsın yorumlar kısmında. Ben yok diyebiliyorum ama belki yanılıyor olabilirim. Emin değilim arkadaşlar hiç ölmek istemiyorum yani. Evet arkadaşlar karlı mekanlardan biraz uzaklaştım. Gördüğünüz gibi normal mekanlara doğru gelmeye başladık. Hatta arkadaşlar bence bu bölümü hani normal genişleyerek geçirelim. İkinci bölümde maden yaparız. Hani seriyi biraz güzel bir şekilde uzatmış oluruz. Hani bunu da buradan söylemiş olayım arkadaşlar. Evet domuz öldürüyorum arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. Ya bakın şu domuz her gördüğünüzden arkadaşlar bilmeyenler varsa her gün Craft Ride canlı yayınları açıyorum. Hani bir şey Survival Games oynuyoruz tamam mı? Biz tabii ki ölüyoruz hemen. Yani ben biraz pro olmadığım için o olaylarda. Neyse ben ölüyorum. Ondan sonra geliyorum bizim takım arkadaşlarına domuzu hediye ediyorum. Onun bizimkiler diyor ki haram yemeyeceğim. Ben de o yüzden arkadaşlar inadını sürekli domuz eti gönderip duruyordum. Öyle bir anımız var. Neden anlattım ben de bilmiyorum ama komik bir şeydi. O yüzden anlattım arkadaşlar.
Et akışı hemen hemen bir sürü et aldım. Daha fazla kesmeyeceğim. Gerçekten çok üşeniyorum. O yüzden arkadaşlar hayatıma devam edeceğim ya. Daha fazla yemek almaya gerçekten gerek yok. Et akışı uzun bir geziden sonra en sonunda evi nereye yapacağımı buldum arkadaşlar. Ben evi direkt madeni yapacağım. Evet, ilk başta komik gelebilirim arkadaşlar, gerçekten çok mantıklı. Boş boş odun toplayacağımızı gelelim direkt bir tane maden evi yapalım olsun bitsin dedim ama evet, gerçekten ilk başta böyle yapacağım ama ilerleyen zamanlarda çok büyük bir ev yapacağız. Aslında buradan direkt madene girilebilir mi? Girilebilir. Kendimi zor tutuyorum girmemek için. Ama serinin ikinci videosuna bırakmak istiyorum. Hani iradem buna hakim olabilecek mi acaba? Aslında yapabileceğimiz birkaç tane seçenek var. Şuradaki demirleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oradaki demirleri ucundan alıp ondan sonra geri dönebiliriz ki ben zaten muhtemelen öyle yaparım. Çünkü dediğim gibi maden olayını ikinci bölümü bırakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, sapa sağlam demirlerin olduğu noktaya gelebildim en sonunda. Demirler aynen öyle buradaymış. Sadece iki tane mi çıkacak yoksa arkasında birkaç tane daha demir var mı? Çok merak ediyorum. İki tane. Yazıklar olsun be. Sana demir dediğim günlere yazıklar olsun. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi akşam oldu. Ben o zaman biraz uyuyayım çünkü gerçekten sıkıntı olabilir. Akşam oldu değil mi lan? Neden uyuyamazsın diyor. Kanka akşam oldu, alo. Şöyle bir aşağı doğru bakayım. Şurada bir demir var gördüğünüz gibi. Ben onu da alacağım. Sadece iki tane mi? Oyun benimle dalga mı geçiyor? Aşağıda bir iki tane daha demir var. Onu da alıp geçiyorum. Şimdi yanlışlıkla maden yapıyorum değil mi arkadaşlar? Cidden bakın. Madeni sonraya bırakacağım ya. Sadece ucundan bir şeyler alıyorum ya. Aslında kömür alsak gerçekten güzel olabilir. Çünkü bu demirleri ısıtmamız lazım bildiğiniz gibi. Ve arkadaşlar bu demirlerin şöyle bir özelliği vardır. Asla bitmezler. Her zaman arkasından çıkmak zorunda. Neyse, bana bol şans dileyin. Evet arkadaşlar, en sonunda yukarı çıkabildim. Artık yavaş yavaş evimizi yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Evimizi yaptıktan sonra muhtemelen videoyu sonlandırırım. O zaman gelin size beraber maden evimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evin girişi buradan olacak. Gerçekten buraya güzel bir oyuk açılmış ve tahmin edin hangi ışıkları kullanacağım. Köylüleri yağmalayın arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Bir zombi sesi var aslında bu zombi. Tanrı bize bir şans daha verdi arkadaşlar. Şaka yapıyorum bu arada ama iyi kurtulduk bu arada ya. Harbiden iyi kurtulduk arkadaşlar. Az daha GG'di yani. Lan pembe koyun. Bu türün son örneği falan, ben hayatım boyunca o kadar aman aman fazla görmemiştim. Neyse kanka, sen türünün son örneğisin. O yüzden seni saklamam gerekiyor. Bak güzel kardeşim. Heh tamamdır. Bir şey diyeceğim lan. What the fuck? Arkadaşlar koyunu yanlışlıkla evimin içine koydum. Valla bu benim bir planım değildi. Geldi direkt buradan cuk diye aşağıya düştü. Ama arkadaşlar gerçekten pembe olduğu için hapsetmek istemiştim de gerçekten bir evimin içine düştü hani. Neyse sorgulamayın. Hesap vermek zorunda değilim. Neyse şöyle birkaç tane odun kıracağım arkadaşlar. Ondan sonra son gaz evimizi yapmaya devam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burası ev yapmalık bir yer mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Burada bir tane yol var. Ve ayrıyette burada bir tane yol var. Hani dışarıdan buraya gelip ondan sonra buradaki delikten girip evimize girebiliyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hani gerçekten tam ev yapılabilecek bir yere ev yapmışız. Ama biraz dolaylı yoldan giriyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi evimize. O yüzden şu yukarı delikten de evime giren bir tane merdiven yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde evimize gitmek çok daha hızlı bir şekilde olacak. Şuradan geliyoruz ya, buradan bir tane merdiven yapacağım işte arkadaşlar. Ama yeteri kadar aydınlatma sistemi yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. O yüzden biraz meşale yapmak istiyorum. Çünkü topladığım biraz kömürlerden meşale yapıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Artık burada aydınlık bir şekilde görebileceğiz. Her neyse, nerede kalmıştık arkadaşlar? Merdiven yapıyorduk. Şöyle hemen birkaç tane alttan da yapacağım ben. Harbiden korktum yani. Evet arkadaşlar, uzun ve büyük uğraşlardan sonra çok şükür merdiven yapabildim. Merdiven yapmak yaklaşık 2 yılım aldı ama sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, gönül çiti yaptım ve alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar çitleri merdivenin sağ tarafına doğru koyacağım ki aşağı düşmeyelim. Evet, çok da umurumuzdaydı sanki değil mi? Evet ama öyle bir şey yapacağım. Aslında bilmiyorum, biraz fazla yer kaplayabilir gibi geldi bana ama yine de yapalım. Yani tehlikeye karşı gelelim arkadaşlar, ne olur bir gün bakarız aşağı düştük, ne bileyim bir kalbimiz eksilir. Yani gerek yok öyle şeyler, aşağı düşmeyelim. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi merdivenimizi buraya gayet güzel bir şekilde yaptık. Şimdi evimizi biraz daha genişleteceğim arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi artık arka taraf yok. O yüzden ben de şuraları biraz kalacağım ki evimiz buraya doğru genişlesin. Ve rahat rahat dolaşabilelim. Gördüğünüz gibi şöyle teker teker blokları kırmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evimi biraz sağa doğru genişlettim. Gerçekten güzel oldu aslında. Fena diye baksanıza. Buradan aşağı iniyoruz. Burada da biraz ev var. Demirim gördüğünüz gibi fırında ısıtıyorum arkadaşlar. Buna biraz zırh yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kazmamı yaptım. Hadi gelin bir tane balta yapalım. Demir nasıl boş harcanır adlı videoya hoş geldiniz. Gerek kalan demirleri biraz zırh çekelim o zaman arkadaşlar. Aa, zırh çekerken aklıma şey geldi. Bakın burada ne yazıyor. Biz bu bağlanma lanetini ne yapacağız?
Neyse arkadaşlar, o zaman bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Yine dedim ki ikinci bölümde madene gideceğiz. Madene gittikten sonra da muhtemelen iyimizi daha da geliştirmeye ve büyütmeye devam ederiz arkadaşlar. Yine dedim ki o zaman buraya kadar hepinize görüşürüz diyerekten videomuzu sonlandırıyorum. Kesinlikle abone olmayı unutmayın.